Divana hoş geldiniz arkadaşlar 9.12 yaması geldi. Ben de uyanır uyanmaz dedim bunun bir videosunu yapayım. Zaten bir saat sonra da işe gideceğim. Çok fazla bir zamanım yok. iki tane duyurum var öncelikle. Bir tanesi çekilişe katılmayanlar varsa, haberi olmayanlar varsa Aa, bu ay paylaştığım bütün ve paylaşacağım bütün videoların açıklama kısmında çekiliş linkine ulaşabilirsiniz. Oradan çekilişe katılma şansına ulaşabilirsiniz. İkinci olarak da daha önce kanala hiç gelmediyseniz belki hikaye videolarından haberiniz yoktur ama çok güzel hikaye videolarım var. Onları da dinlemenizi tavsiye ederim. Beğeneceğiniz içerikler olduğuna eminim. Şimdi 9.12 yamasına başlayalım. Evet bu yamanın en büyük değişikliği Mordekaiser'in gelişi. Çok uzun zamandır bekleniyordu. Oynayan oynamayan herkes sanki... Aman Tanrım oyun kökten değişecekmiş. Bir böyle deli gibi bir hype içindeydi. Ee, tabii ki Mordekaiser sevilen hikayesiyle de çok önemli bir şampiyon ama ben e, gelmesiyle öyle herkesin böyle ben Mordekaiser oynayacağım, ben Mordekaiser oynayacağım diyeceğini sanmıyorum. Ee, oyunlarda bir süre tercih edilse de ondan sonra bırakılacaktır. Ya tabii yeni hali belki metaya falan girer ama hani bu Hero'nun güçlülüğünden yoksa Mordekaiser çok sevildiğinden olacağını sanmıyorum. Ee, i̇ki büyük değişiklik daha var. Biri Rise, biri Silas. Oralara da geleceğiz. Dengeleme sistemini ben buradan geçiyorum. Çok önemli bir şey değil. Ee, yani buranın konusu değil şimdilik. Mordekaiser'in gelişini buradan da geçiyoruz. Rise. Rise şampiyonlukta şampiyonluk seviyesinde şurada burada veya profesyonel arenada çok fazla oynanan bir şampiyon ama bizim seviyemizde veya normal atıyorum altın plat veya o seviyenin alt seviyelerinde o kadar fazla oynanmıyor oynasa da o karşılığı alamıyormuş. O yüzden bunu çözmek için birkaç şeye birkaç değişikliğe gidilmiş. Hemen bakalım manası. Taban manası 400'den 300'e indirilmiş ama mana yenilenmesi 6'dan 8'e Yükseltilmiş çok fazla mana'ya ulaştığınızda mana yenilenmeniz daha fazla etkiye ulaşacaktır ama Oyunun başında biraz sıkıntı yaratacaktır tabi bu sürekli uh, Skill spamlayamayacaksınız Q'da değişiklik var. Q'nun seviye sayısı 6'dan 5'e düşürülmüş. Hasarı ise 60-185 aralığından 80-180 aralığına çekilmiş. İlk seviyelerde daha fazla hasar verecek ama ondan sonraki seviyelerde son seviye özellikle bir tık daha az hasar verecek. Artık iki ürün tükettikten sonra kalkan sağlamıyormuş. Büyü hasarı ilavesi büyü akışının seviyesine bağlı olarak eskiden %40-80 aralığında hasar vururken yani E'ye göre vururken artık mekan sapmasının seviyesine bağlı olarak %10-100 Hasar aralığında vuracak yani E'ye göre değil R'ye göre vuracak artık Q'muz İlave hareket hızı ise %25 40 aralığından %20 40 aralığına çekilmiş X seviyelerde artık o kadar fazla Hız vermeyecek W'de ee, değişiklik oranda bir değişiklik yapılmış. %1 ilave manadan %4 ilave manaya çekilmiş. Bedel ise 50-90 mana aralığından 40-100 mana aralığına çekilmiş. Yani artık biraz daha en azından fazla atabileceğiz. Buradaki en büyük değişiklik artık W attığınız anda birçoğumuzun sevmediği kafaya bu kadar çok fazla vuran bir şampiyonun direkt kafanıza tıklayarak bir stun atması çok sıkıntıydı. Bunu en azından birazcık değiştiriyorlar tam olmasa da artık bunu yaptığınızda 0.75 saniyeliğine sabitlenmiyorsunuz yerinize. 1.5 saniyeliğine %35 yavaşlatılıyorsunuz. Ama büyü akışı ilavesi yani kombonuzu yaparsanız sabitleme süresi eskiden artıyordu. Şimdi yavaşlatmayı sabitlemeye çeviriyor. Yani atıyorum sanıyorum şöyle olacak. Siz ilk skill attığınız yarım saniye sonra komboyu yaptığınızda 1 saniyeliğine yere sabitleneceksiniz. Yani üstüne bir, bir buçuk saniye daha vereceğini sanmıyorum. E'ye bakıyoruz. E'nin asarı 70-150 aralığından 60-140'a çekilmiş. Yani ufak ufak düşmüş. Bedeli ise 60-100 aralığından mana aralığından 40-100 mana aralığına düşmüş. E'yi de birazcık daha fazla atacağız ama E'de de yine güzel bir değişik, değişik bir, bir güzel kötü onun bir şey demeyeyim. Bir değişiklik var. Artık her zaman ana hedeften başka bir hedefe sekiyormuş. Kaldırılan şu özellikten bahsedeceğim. Ee, ah kafama geldi özelliği. Sekme artık rakiplere hasar vermiyormuş. Aynen bir de uh, akı salgını bu birim bir birim katledildiğinde akı damgası artık yakınlardaki rakiplere yayılmıyor. Yani biz birilerini e ile kestiğimizde buçuk diye her yer şey oluyordu o uh, ak oluyordu artık öyle bir durum yok. E mekan sapması seviye sayısı 2'den 3'e yükseltilmiş. Sapma hasarı şu Q'da bahsettiğimiz hasar olayı onun açıklaması. Akı damgasına sahip hedeflere verilen ilave aşırı yük hasarı %40 %100 aralığına kadar yükselmiş diyor. Müsait bir yerde yetenek azami menzilinin ötesinde kullanılmaya çalışılırsa anında azami menzilde kullanılır. Yani sizin olduğunuz yer burası kullanabileceğiniz yer burası. Buraya basarsanız yine buraya gideceksiniz. Hani buraya bastığınızda buraya kadar yürüyüp atmayacaksınız. Direkt ne, zaman bas, bastığınız anda kullanıyorsunuz yani. asgari kullanım menzili 730'dan 1000'e yükseltilmiş. azami kullanım menzili ise 1750 3000 aralığından 3000'e çıkartılmış. Yani artık çok uzak mesafelerden kullanabiliyorsunuz ama en az 1000 mesafe gidebiliyorsunuz. Adım bir adım sonraya şey yapamıyorsunuz. Ee, mekan sapmasını kullanamıyorsunuz. Bekleme süresi 180 saniyeden 210 150 saniye aralığına çekilmiş. İlk seviyelerde biraz daha fazla oyunun sonunda ise daha sık kullanılabilecek. Silas ikinci büyük değişiklik diyebiliriz. Hatta son büyük değişiklik diyebiliriz. Yumi'de o kadar fazla şey yok. E, ee, Silas'ı baya bir nerflemişler. Önce hemen bakalım pasifinden. Artık sonraki gerçi bu pasif çok fazla bir nerf sayılmaz ama yine de bakalım. Artık sonraki saldırılarına tüketilmek üzere en fazla 2 yük saklıyorum. Sanıyorum eskiden 1'di bu. Taban hasarı 1.18 seviyelerinde 5.47.5 aralığından 9.60 aralığına çekilmiş burada bir tabana hasarda artış var Ama artık minyonlara %70 daha az hasar veriyormuş öyle eskisi kadar pataköte minyon kesemeyeceksiniz Q kırbaç hasarı burada bir nerf konu, söz konusu Patlama hasarı 45-145 aralığından 40-120 aralığına çekilmiş Ve yetenek gücünden aldığı ek ilave güç %0.60'dan %60, 0.40'a çekilmiş ee minyonlar üzerinde kullanıldığındaki 200 menzilde 180'e düşürülmüş. Burada bir nerf var. W Kral Katili 60-140 aralığından 70-150'ye çekilmiş ve yetenek gücünden aldığı ek sal, ek yetenek gücü de arttırılmış. 0.4'ten 0.5'e. E firar kaç, kaçır özelliğinde bir değişiklik var. Yani şöyle baktığımızda aslında bir çok da bir nerf sayılmazmış. Burada bir buff var, buff var. Burada bir nerf var Q'us'una nerf diğer yerlerine buff verilmiş. E'de bir değişiklik var. Um, artık ilk kullanımda kendine iki saniyene kalkan vermiyormuş. Yani artık E ile ileri savrulduğunuzda, ileri atıldığınızda kalkan almayacaksınız. Ama siz ikinci kez eğer kullandığınızda rakibe isabet ettirdiğinizde rakip şampiyona veya canavara isabet ettiğinde 2 saniyene 80-220 aralığında ve 1 puan yetenek gücü kalkan veriyormuş. Yani 500 yetenek gücünüz varsa 500 kalkan da oradan gelecek. Bekleme süresi ise 18-10 saniye aralığından 18-14 saniyeye çekilmiş. Son seviyelerde artık o kadar sık kullanılamayacak. Yumi ile değişiklik var. Yumi a, son yamada gelen güçlendirmeler vardı. Onların bir kısmını aldık diyorlar. Ama canına bir yükselme var. 432 a, virgül 36 gibi saçma bir aralıktan 480'e çekilmiş. Pasifi 9 can özelliği mana iadesi 1.18 seviyelerinde 40-160 aralığından 30-160 aralığına çekilmiş. Burada bir düşme var. Aynı şekilde kalkan miktarda 80-360 aralığından 80-300 aralığına çekilmiş ve yetenek gücünden aldığı puan da 0.4'ten 0.3'e düşürülmüş. Q'da bir hata gidermesi var. W'de ise e, değişiklikler var. Hemen bakalım. Rakipler artık Yumi'nin yapıştığı takım arkadaşına hasar verdiğinde Yumi için de asist alıyor demiş. Yani şöyle. Diyelim ki siz misiniz ve Draven'a yapıştınız. Rakip bir gankledi. 3 kişi Draven'ı kesti. Ama ondan sonra siz dışarı çıktınız. Çok kötü bir pozisyondasınız. Ee, rakip ADC'ye bırakmak istiyorlar. Siz de kolay lokmasınız. Öleceksiniz. Rakip diğerleri hiç vurmuyor. Rakip ADC pat 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 cin mesela. 2 tane 3 tane 4. vuruşu çakıyor. Pam diye ölüyorsunuz. Bu durumda cin, size vuran tek kişi cin. Ama asisti diğer insanlar da alıyor. Çünkü siz e, Draven'ın içindeyken size vurmuyorlardı belki ama sizin içinde olduğunuz şampiyona vuruyorlardı. Artık diğer adamlar da size vurmasa bile asist alabilecek. Paylaşılan değişken kuvvet. Yapıştığı takım arkadaşının değişken kuvvetinin 5'i beşi yüz, ile %21 aralığındayken şimdi 5-13 aralığında bu yüzdeli değil normal 5-13 aralığında sabit değişken kuvvet alıyor ve yapıştığı takım arkadaşının değişken kuvvetinde de 4'ü ile %16'sını. Hayaksi diye bir durum var. Yumi'nin atılması havaya veya geri savurmayla engellenebiliyordu. Artık aa, herhangi bir hareketsiz bırakan aa, kitle kontrolüyle engellenebiliyormuş bu atılma. Giderilen hata varmış. Aa, çok önemli değilmiş. Yaşam kalitesi izleyici modu şudur budur. Aslında bu güzel halka karış. Yumi'nin yap yapıştığı takım arkadaşının etrafında sadece Yumi'nin görebildiği bir halka oluşur. Ben Yumi'yi birkaç kez oynadım. Her zaman olmasa da bazı durumlarda ben kimin içindeydim ya diye bir düşünüyorsunuz. hani o yüzden bu değişiklik belki biraz e, kimin içinde olduğunuzu anlamanız adına e, işe yarayabilir. Tabii ki bir simgeniz var şampiyonun yanında ama yine de bazen o bir saniyeyi kaybediyorsunuz o kendi simgenizi arayana kadar. Basit şampiyon değişikleri. Bir de özellikle Q attığınızda mesela şeyle Yumi ile falan, e, siz o Q'yu takip ederken adam böyle geriye gitmiş falan filan tekrar onu arıyorsunuz nerede benim adam falan diye. Neyse. Basit şampiyon değişikleri. Buralar benim sevdiğim yerler. Uzun uzun bir şampiyon hakkında konuşmadığımız yerler. Aatrox. Aatrox güçlüymüş. Onu düşürmüşler. Nerflemişler. Şöyle diyorlar. Pasifin bekleme süresini 15 saniyeden 24-12 saniye aralığına çekmişler. ilk ilk seviyelerde artık o kadar pataküte can çekemeyecek. Son seviyelerde daha fazla çekecek. Ama R'si alınan tüm iyileştirmeler onunla iyileştirme ilavesi sağlarken şimdi sadece kendi iyileştirmeleri bunu sağlayacak. Hatta burada not bırakmışlar. Kitaplı kediler ve yıldız keçileri yani Yumi ve Soraka'nın heal'ları o kadar artık yani etki etmeyecek. Sadece normal seviyede etki edecek. Eşin W'sunu bekleme süresi azalmış. 15 5 saniye aralığından 14 4 saniye aralığına her seviyede birer saniye düşülmüş Caitlyn'e ufacık dokunmuşlar. 58 saldırı gücü, taban saldırı gücü 60'a çıkartılmış. Demişler Caitlyn zaten metayı sürekli ele geçiren bir şampiyon. Yani o yüzden dikkatli olduk böyle çok fazla bufflamamak için. Irelia'ya benim hoşuma giden bir buff gelmiş, nerf gelmiş. Irelia gibi bir şampiyon E'sini tutturduğu anda pat diye size üzerinize atlayan bir şampiyon o yüzden E tutturmak biraz daha ödül olsun tutturamadığında ise hani karşı adam biraz daha rahatlasın istemişler. Bekleme süresini 14-10 saniye aralığından 18-12 saniye aralığına çekmişler menzilinde 850'den 775'e düşürmüşler artık daha riskli yani tutturamazsanız sıkıntı ve artık çok uzun süre bekleyeceksiniz. Karma'ya geçtik. Karma'nın Karma'ya bir tane buff var. Bir değil hatta iki buff var. Karma'ya geçtik. Karma'ya iki tane buff var. Q'nun yavaşlatması artmış. %25'den %35'e çıkartılmış. Gayet güzel bir buff bence. E'si ise, bedeli 60-80 aralığından 50-70 aralığına düşürülmüş. Hareket hızı ise 1.5 saniyeden 2.5 saniye yükseltilmiş. Bu da çok güzel bence. Artık kalkanla aynı süreye sahipmiş. Bence çok güzel bir buff karma için. Karma oyuncuları zaman zaman çok vuruyordu falan ama bu hasarla alakalı değil. Bu tamamen işlevsellikle alakalı. Bence çok çok hoş bir güzellik olmuş. Lulu'nun görsel efektlerinde değişiklikler var. Biz sadece buraya bakacağız. E'sine bakacağız. Kalkanı 70-220 aralığından 80-220 aralığından yani 10-10'da olsa birazcık bir kalkanda bir artış olmuş. Bedelde ise 60-100 aralığından 60-80 aralığına son seviyelere ilk seviyeden sonraki her seviyede düşük düşük de olsa daha artık az mana kullanacaksınız bu yeteneği kullanırken. Master Yi'de bir hata giderilmiş. Eskiden yanlış bir şey varmış. Master çift saldırı yüklerinin 4 saniye yerine 3 saniye sürmesine sebep olan hata giderildi demişler. Q... Ee Nautilus'ta Q düşürülmüş. Demişler ki şampiyonluk yüksek beceri seviyelerindeki adamlar çok fazla tekliyor bunu. Teklemesinler diye Q'yu düşürüyoruz. 100-280 80 aralığından 80-280 aralığına değiştirilmiş. Son seviyelerde aynı hasar ama erken seviyelerde o kadar veremeyecek. zevkten çok memnun kalmamışlar. o yüzden birazcık güçlendirmeye gitmişler. 9-11'deki eski haline getirdiğimizden beri önemli ölçüde zayıfladı demişler Zek için. W'nun tab taban hasarı 15-75 aralığından 25-85 aralığına her seviyede 10 arttırılmış. R hoplaya zıplaya da ise değişiklik var. Zek'ten 4 birim uzağa zıplıyormuş herkes. Ama hedefin isabet aldığı konumdan 250 birim uzağa değişiyor. Ve hücre bölünmesi artık siz R ile zıpladığınızda bir tane bıt diye bir şey bırakıyordu. Bu ne diyor ne deniyor ne hmm, parçacık parça ortaya çıkartıyormuş. Ondan sonra bırakmıyordu. Artık aynı şampiyon üzerine kaç kere zıplarsanız zıplayın her seferinde bir tane parça ortaya çıkaracaksınız. Şampiyonlar hakkındaki a, güncellemeler bunlardı. Musibet iksiri eşyalar hakkında tek bir güncelleme var. O da Musibet iksiri. O da a, ilave büyü hasarı değiştirilmiş. Eskiden seviye göre 15-30 vuruyordu. Artık her seviyede 15 vuracak. Yani sabit olarak artık her seviyede 15 vuracak ve 3 saniye boyunca sürecek. Çok fazla kullanılıyor. Diğer itemlerde kullanılsın istiyoruz demiş Riot. Aramda değişiklikler var ama arama umursamayan Riot böyle böyle kare kare şeyler yazmış. O yüzden ben de buraları geçeceğim. Görsel efekt güncellemeleri YouTube'da bulabilirsiniz. Eski ile yeninin karşılaştığı şeyleri. Benim kanalımda yok ama diğer kanallarda var. Amumu, Trinda, Zix ve sanıyorum Lulu. Lulu hakkında güncellemeler var. Giderilen hatalar var. Gelecek yeni kostümler var. ve internetim nasıl bilmiyorum ama aynen. Bu skin benim çok işime gitti. Karanlık. kozmik karanlık için. Ben bu yamadaki kostümleri gerçekten çok sevdim. Karma'nınki çok güzel. Shako'nunki, Shako'nunki çok güzel. Yani kafası biraz başka şampiyonları andırıyor ama olsun. ben genel olarak Kostümleri beğendim. Yama hakkında çok bir şey söylemeyeceğim. Benim oynadığım şampiyonlara çok fazla bir şey yok ama Mordekaiser'in gelişi en büyük değişiklik diyebiliriz. Diğerleri öyle çok fazla şey değil. Ryze ufak ufak değişti o sadece şey. Silas birazcık güçlendi, zayıfladı. O artık oynayan kişinin hangi skilli daha fazla kullandığıyla alakalı. Bu yamalık bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi çekilişe katılmayı lütfen ihmal etmeyin. Hikaye videolarını kaçırmayın. Çok güzel hikayeler var. Öneri ve görüşlerinizi bekliyorum. Bu benim sanıyorum üçüncü yamam olacak. Birazcık daha alışmaya başladığımı düşünüyorum. Artık o kadar fazla kekelemiyorum veya a a demiyorum diyecektim. A dedim birden. Umuyorum ilerleyen yamalarda daha da daha da daha da akıcı bir şekilde konuşurum. Elimden geleni yapıyorum kendimi geliştirmek için. Tabii bu biraz da zamanla alakalı. Umuyorum beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Yamada, bir sonraki hikaye videosunda, bir sonraki kısa hikayede, bir sonraki oynanış videosunda veya bir sonraki içerikte buluşmak dileğiyle kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs>